Evet arkadaşlar, ben İlhan Koçak. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pekmez yapıyoruz. Şöyle. Tabancaları buraya koyduk. Kazanlarda kaynıyor. Kolay gelsin. Hoş geldin. Müzeyyen abla. Hoş geldin, sefa geldin. Yardıma gelmişler komşular arkadaşlar. Müzeyyen abla, Kerimen abla, annem. Ne yapalım, dumanı tutuyor, gördük. Bakalım ne yapıyorlar dedik. Sağ olun, Allah razı olsun. Pekmez yapıyormuş, biz de yardıma geldik. Evet arkadaşlar, bugün köydeyiz. Pekmez yapıyoruz. Müzeyyen ablaya soru soralım bakalım. Müzeyyen abla, bunu nasıl yapılıyor? Nasıl şey diyor? Bunun emeği çok abasının. Tarladan götürüyor. Pancar güzel yıkıyor. Ondan sonra soyuyor burada. Ha, bu şekilde söylüyor. Orada sıkıyor. Pişiriyor evet, önce. Şöyle şu şekilde. Önce pişiriyor. Böyle kıyduktan sonra. Tekrar yıkıyor. Yani bunu ince ince kesmenin nedeni tabii bunun şeyi çıkacak. Pekmez olacak. Şırası çıkacak. Şırası şey suyu çıkacak suyu yani. Suyu çıkacak ha. Komposta gibi suyu çıkacak. Ondan sonra da kazanda pişirecek. Sonra bak orada da sıkılıyor. Şehrininki gibi. Şöyle arkadaşlar şu bak, şekilde pişiyor. Pişiriyorlar. Şöyle bizde iki tane kazan var. Ondan sonra şöyle çufalın içine koyup üstüne binip şöyle şırasını çıkarıyorlar suyunu yani. Şöyle oradan alıp tüzlüyor. Şekilde. Sürekten geçirilip sonra süzdükten sonra biraz dinlenip ondan sonra tavaya koyuyorlar. Şöyle şu şekilde. Kaynıyor kaynıyor. O da akşama kadar kaynıyor 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 pekmez olacak. Ne kadar zaman Müzeyyen abla bunu şey nasıl yak... sürerse araba? 10 saat ben sürüyor. 10 saat falan sürer kaynıyor kaynıyor. Onun altında o kadar odun yanacak. 10 saat kaynaması lazım. Evet. Koyulana kadar. Pekmez haline gelene kadar kaynayacak ocakta. Bunun şey zahmeti çok. Zahmeti çok. O taşar. Bakmasan. Onun boyuna karıştıracaksın ineceği zaman. Ne kadar dar güzelmiş ya. Sıcak sıcak. Evet arkadaşlar. Bunda da pancar pişmiş. Pişmiş hali. Çok güzel. Pişmiş hali. Tatlıdır bu. Bunu elde yiyeceksiniz değil mi? Yiysem şimdi ayıp olur. Yemek için bunu elde yemek için. Çok güzel olur bu. Evet. Eski kadınlar bunu daha çok iyi bilir. Bizim küçüklüğümüzde onu kazanın içine sokarlardı bir şey evet. Pişirip. Evlere şey komşulara gönderirlerdi. Evet çok güzel olur. Evet. Pancar pekmezinin tadı başka olur. Çok güzel olur. Her şeyde faydası var. Tabii canım şey olmaz olur mu? Organik bu şimdi. Hiçbir şey katkısız. Aynen. Yani iki günde evet. Pekmez iki gün, iki gün uğraşıyorsun. İki gün uğraşıyorsun. Evet. Hem de kaç kişiyle beraber? Bir kişiyle değil. Zahmeti çok ama yemesi güzel. Tabii yani. Yemesini herkes şey yapar da. Bir şey zahmet. Zahmetli iş yani. Katlanıyoruz artık. Ne yapalım? Yiyeceğiz ya. Evet. Emek vermeden yemek olmaz. Buna şeker meker atmıyor değil mi? Bunun hayır, safi hayır. Şeyi yani. Hayır, hayır. Hiç şekersiz. Şeker mekeri yok. Organik bu. Zaten kendisi şeker. Onu komşu yardım ederek yapıyoruz işte. El birliğiyle.
İşte böyle olduğu zaman hani komşuya da fazla bir yük binmez. Tabii tabii. Tabii el birliği olmadan bu zor oluyor, zor. Bunu tertemiz yıkamadan olmuyor. Temiz yıkarsan temiz oluyor. Evet arkadaşlar, tamam, şöyle pancasıyla yıkadık. Buradan kaynamış olan pancarları kovaya alıp şöyle çuvalın içine boşaltılıyor. Oradan da şu şekilde şırası akıyor. Şöyle de ağırlıkla beraber evet arkadaşlar, pancarı şu şekilde soyuyorlar, tertemiz şekilde. Kezban abla soyuyor. Annemle beraber. Müzeyyen abla doğruyor. Şöyle kesilmiş pancarları şu şekilde. Oradan temiz bir suyun içine bırakılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde kıyılıyor. Zeynep ablanın yaptığı gibi. Evet. Komposta bu, komposta. Ondan sonra şu şekilde kazana giriyor. Burada kaynıyor, kaynıyor, şırası çıkıyor. Ondan sonra oradan alınıp burada bir çuvalın içine boşaltıp suyunu çıkarılıyor. Oradan tüzükle süzülüp ondan sonra kazana giriyor. Kazana girdikten sonra da 10 saat kaynayıp pekmez haline geldiği zaman şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra ocaktan alınıp yemeye başlıyorlar. Evet arkadaşlar, Kedmen abla da burada. Kedmen abla nasılsın? İyilik valla. Arkadaşlar, Kedmen ablam benim... Hadi soymaya geldim yardıma. Allah razı olsun. Akrabam... Müzleyenlere selamı olsun. Onların nalı bana. Evet arkadaşlar, Kedmen abla herkese selam söylüyor. Pancar pekmezi yapıyormuş İlhan. Bize yardıma gelmiş. Sağ olsun. Zaten her işimize gelir. Sağ olsun. Annem de soyuyor. Ne yaptın anne? Soyuyor. Ne yaptın? Taraflı pancar kesiyor. Soyuyor. Pancar soyuyorum böyle işte. Bunlar. Sağ ol Müzeyyen. Gidesim yok gibi bu. Ne? Nereye gideceydin? Dağ toplamaya. İşte kişiye soyma da bir dua edersen. Akşam olur. Ne kişiye soyacağım şimdi? Olmaz. Evet arkadaşlar, pekmezin şeyi bu. Bu organik tamamen. Tağlı mahsulün tağlı. Yani hiçbir... tağlamızdan. Evet. Konuşacağım. Ben de konuşamıyorum ki. Kendi malımız olduğu için rahat rahat. İstediğimiz kadar kullanıyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Katkısız yok. Şey evet, yok. Kendi emeğimiz. Kendi şeyimizde.
arkadaşlar. Bol bol yiyoruz. Kolu komşuya veriyoruz. İstanbul'a yolluyoruz. Ben çok verdim vallahi. Bir vermediğimi bilmiyorum. Çok iyisine verdim. Saydım 15 kişiye falan vermişim. Helal hoş olsun. Ya hani bir şey vardır. Bizde bir şer komşuya düşer diye bir şey var ya, atasözü. Aynen öyle. Herkes yararlanıyor boş ver. Evet. Para vermiyoruz ya. Emek veriyoruz. Zaten. İşte emeğin de işte hani paylaşma. Evet. Paylaşma. Aynen. Onun en güzeli o. Ben paylaşma. Seviyorum ya. En güzeli bu. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Desteğinizi bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kaçtığımız masa bile duruyor.